2017 7 Yıldız Başarı Ödüllerine katılan yarışmacılarımız bir kere daha gösterdi ki başarı çalışan, çabalayan ve başarmak isteyen kişinin kendi elindedir. Ve başarı mutlak yakalanabilir. Başaran yarışmacıları candan kutlarım. Onlar bilinen ve görüneni alıp en iyi şekilde uygulamaya koydular. Zaman ve çaba harcayarak beklenenin üstünde bir ürün ve hizmet yarattılar ve veya STK'ları ele aldığımızda vatan ve millet adına, Türk'ün yararına, doğmuş olan Türk Devletler Birliği düşüncesinin büyümesinde hizmet sunduklarını anlatabildiler ve gösterebildiler. 2018 7 Yıldız Başarı Ödülleri'nde sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Ve Bahri Özdemir'in sözleri ile evet, sen yapabilirsin, sen başarabilirsin diyorum. Buradan çocuklarına, gençlere, etrafındaki her kişiye cesaret ve umut veren kişilerin kendi içlerindeki gücü ortaya çıkartmasını, göstermesini sağlayan ve o gücün ortaya çıkması ile kendilerinin de güçlü olacağını bilen bütün Bahri Özdemir'lere selam olsun. Bir zamanlar bir Bahri Özdemir vardı. Onun bende kalan en güzel hatıralarından ve beynime kazınmış, bilinçaltına yerleşmiş sözlerinden biri budur. Evet, sen yapabilirsin. Evet, sen başarabilirsin. Çocuklarını bu sözlerle yetiştiren milletler bugün uzaya üst kurmakta. Uzayda yerleşim ve yaşam alanları oluşturmakta. Işık hızıyla yarışma hayalleri gütmektedirler. Bunun içindir ki bizler de bir millet olarak sözlerimizde ve tavırlarımızda birkaç ayarlama, büyük falan değil, küçük birkaç ayarlama yapmamız ve genlerimizde zaten var olan öz ayarlarımıza dönmemiz gerekmektedir. Geçmişte atalarımız çocuklarına sen yapabilirsin, evet başarabilirsin diyerek güven vermiş olmalılar ki onların çocukları üç kıtada imparatorluk kurdular, çağ kapattılar, çağ açtılar. Bu ne demektir? Evet, siz de yapabilirsiniz. Siz de istediğiniz, hayal ettiğiniz her şeyi, ama her şeyi yapabilir ve başarabilirsiniz. Bunun kendi gücünüzün farkında mısınız? Dedem Bahri Özdemir'in atalarından kalan bu mirası ben de sizlere aktarmak arzusu ile evet, sen yapabilirsin diyerek 7 Yıldız Başarı Ödüllerini düzenlemekteyiz. 2006 yılında cüz'i bir rakamla ve tek dalda verdiğimiz başarı ödülü 2007, 2009, 2010'da da yine tekrarlandı. 7 senelik bir aradan sonra bu sene 2017'de 4 dalda 68 bin TL olarak belirlenmişken 2018 için evet, doğru duydunuz, 100 bin TL olarak düşünülmektedir. Hedef 1 milyondur. Nobel ödüllerine eş değer bir miktardır. Çünkü nasıl ki Batı verdiği ödüllerle kuvvetli kalemleri kendisi için yazdırıyor, muhteşem beyinleri kendisi için icatlar ürettiriyorsa, yetenekli sanatkarlara filmler yaptırıyor, kendi mantığına uyan siyaset adamlarını ödüllendiriyorsa, bizim de aynısını yaparak dünyadaki en iyi beyinleri kendimize çekebilir ve onların bizim ile ilgili kitaplar yazmasını, filmler, belgeseller yapmasını, bizim için icatlar ortaya çıkartmalarını, Türk'ün
inanç ve yaşam anlayışını dünyaya anlatmalarını sağlayabiliriz. Bunu birlikte yapmaya var mısınız? Üç kutsal din olan İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin birbirleri ile Allah adına savaşan düşman dinler değil. Allah'ın bir olduğunu kabul eden bu dinlerin birbirleri ile barışık, temsilcilerinin el ele ve uyum halinde çalışarak cennet gibi olan bu ülkelerimizi ve dünyayı bir cehenneme çevirmek yerine, vaat edilen cennetin gerçekte dünya olduğunu araştıran, keşfeden ve öldürmek ve ölmekteki çaresizliği değil, barış içindeki yaşamın güzelliğini ve gerekliliğini işleyen din ve bilim adamlarına kavganın değil, gerçek barışın ancak barışla dünyamıza geleceği gibi konuları işleyen film yapımcılarına, yazarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasetçilere, Batı'nın verdiğine eşdeğer ödüller vererek bizim düşüncelerimizi Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana gibi değerlerimizin hayat görüşlerini kabul ettirtebiliriz. Bunun için birlikte çalışmaya var mısınız? İş adamları ve bilim adamları için gerçek başarının en iyi ve öldürücü silahı yaparak dünyayı cehenneme çevirmeleri olmadığını, insan oğlunun sorunlarına çözüm üretecek, insanı barış, huzur ve refah içinde yaşatacak ve dünyayı vaat edilen cennete dönüştürecek kuramlar üretmeleri, buluşlar yapmaları, öldürmek ve ölmenin insan kaderi değil, tedavisi bulunması gereken fiziksel ve ruhsal bir hastalık olduğunu, tedavisinin kazançlı bir endüstri haline gelebileceğini gören ve ciddi bir şekilde çalışan bilim ve iş adamlarımızı ödüllendirebiliriz. Bir varil petrol için binlerin canına kıyan mantığın yerine zaten tüm canlılara bahşedilmiş, varlığından ötürü var olunmuş, yerde ve gökteki kinetik ve güneş gibi durağan doğal enerji kaynaklarını, evrende var olan diğer maden ve enerji kaynaklarını yeni buluşlar ile paketlendirip insan oğlunun her alanda hizmetine sunan, insanı barış, huzur ve refah içinde yaşatmayı kendilerine amaç ve hedef edinen, tersten yer çekimi, ışık hızında ve zamanda yolculuk, sıfır hastalık gibi bugün için uçuk gözüken, bilimlerle uğraşan başarılı bilim, yatırımcı, girişimci, iş ve siyaset adamlarımızı ödüllendirebiliriz. Ve böylelikle dünyada ve evrende hala keşfedilmeyi bekleyen yeni icatları, yeni kuram ve kavramları biz ortaya atarak, biz Türkler, Müslümanlar olarak, biz ortaya atarak, biz ispatlayarak, gerçeğe dönüştürerek, geçmişte atalarımızın yaptığı gibi çağ açıp çağ kapatan, atalarının izinde yükselen bir nesil olabiliriz. Birlikte hayal etmeye, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye bir kere daha var mısınız? Türkiye'deki 10 milyon işsizliğin çözümünü ve her yıl 1 milyon olarak eklenen istihdam gereğini Türkiye'de aramak yerine Kazakistan'ın 2.7 milyon kilometre olan uçsuz bucaksız ve yemyeşil ovalarında arayan, uçakla 18 saat öteden Avustralya'dan et ithal etmek yerine Kazakistan ovalarında endüstriler kuran, çiftlikler oluşturan, hayvancılık yapan, tarımı geliştiren
ve ürünlerini dünyaya pazarlayan yatırımcı ve iş adamlarımızı, geleceğini yeraltı ve yerüstü zenginliklerle dolu Azerbaycan'da, Türkistan'ın kalbinin attığı Özbekistan'da, çöllerinin sulak ovalara dönüşmesini bekleyen ata yurdumuz Türkmenistan'da, nehirlerinin hayat suyu olduğu, enerji akıttığı dağı taşı altın olan Kırgızistan'da gören gençlerimizi, bilim adamlarımızı, yatırımcı ve girişimci iş adamlarımızı ödüllendirebilir. Ana yurdumuz Türkiye'den ata yurdumuz Türkistan'a bir göç başlatabiliriz. Bu göçe katılmaya var mısınız? Biliyoruz ki başarı kendiliğinden doğmamaktadır. Bir başarının sağlanması için ortam ve şartlar yaratılmalıdır. Özellikle gençlerin hayal kurabilecekleri ve hayallerini rahatça dillendirebileceği ve hatta alkışlanabileceği ortamlar yaratılmalıdır. İnsan beyni kudreti ölçüsünde yapabileceklerini hayal etmektedir. Yani beyin neyi hayal ediyorsa o hayali gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Rahmetli annem, Gülgüzel Hanım Özdemir, nur içinde yatsın, her zaman çocuklarına bu ortamı sağlama çabasında bulunmuş, hayallerimizi süsleyen çeşitli hikayeler anlatmış, gelecekte bizi bekleyen muhteşem bir hayatı, yani hedefi daha bizler çocukken şekillendirmiştir. Bunları yaparken kendisini de şartlandırmış ve ortamı hazırlamak gayretine girmiştir. 5. sınıftan sonra İstanbul'da geçimimizi sağlamak için zor şartlar altında çalışan babam Ali Özdemir'in yanı sıra benim de çalışmamı gerektirdiği halde annem Gülgüzel Hanım Özdemir benim oğlum okuyacak diye dayatmış, oğlumun yerine ben çalışırım diyerek ve çalışarak oğlunun hayallerinin önünü bir kere daha açmıştır. Buradan Gülgüzel Hanım Özdemir gibi geleceği çocuklarında görebilen, çocuklarının geleceği için kendi hayatlarını feda edebilen fedakar annelere selam olsun. Bir çocuğu bir anne doğurur. Ama onu yetiştiren bir köydür. Sözünü hiç duydunuz mu? Benim köyüm sadece Büyükkayı değil, Türkiye ve diğer Türk devletlerinde yetişen ve dünyanın her tarafına yayılmış, Türk milletinin güzelliklerini içinde taşıyan insanlarımız olmuştur. Ve bu insanların benim hayatıma kattıklarını sizlere buradan kısaca anlatmak istiyorum ki sizler de içinizde zaten var olan bu güzelliklerle çocuklarınıza ve birbirinize yaklaşın ki siz de gençlerimizin hayallerini gerçekleştirecekleri ortamların hazırlanmasında rol oynayınız. Onların hayatlarına giren, onların hayatlarında fark yaratan gerçek kahramanlar olmanın muhteşemliğini yaşayınız. 1970'te 11 yaşımda Büyükkayı'dan İstanbul'a geldiğimde Süheyla Anlar, yüzünde daima büyük bir gülümseme bulunduran ve hala kulaklarımda çınlayan şen şakra kahkahaları ile benim o kahramanlarımdan biri olmuştu. İstanbul Türkçesini bilmediği için okulda alay konusu olan Büyükkayı köylü bu çocuğun İstanbul Türkçesini daha çabuk kavrayabilmesi için 200 Türk lirasını, o zamanın 200 Türk lirasını özel ders almasını sağlamış ve çocuğun
diğer çocuklarla rekabet edebilmesinin önünü açmıştır. Sadece o mu? Eşi Orhan Bey amcayı, kızı Zerrin ablayı ve oğlu Doğan abiyi de işin içine katmış ve İstanbul'da kaldığım 7 sene boyunca matematik, Türkçe ve İngilizce derslerimde yardımcı olmuş ve hatta lisede velim olarak görev üstlenmiş bu güzel insanlar bir gencin hayatında ve hayallerinde ölümsüz yerlerini almışlardır. Buradan şu anda bu vazifeleri Türk devletlerimizde ve yurtlarında etrafındaki gençler için üstlenen Süheyla teyzelere, Orhan Bey amcalara, Zerrin ablalara ve Doğan abilere selam olsun. 1977'de Irak'ta Türk insanının güzelliklerini içinde taşıyan niceleriyle, nice kahramanlarla tanıştım. Onlardan biri Sadık Dobra oldu. Adı ne kadar Dobra olsa da kendisi kime, neyi, ne zaman söyleyeceğini iyi biliyor. Çocuk denilecek yaşta gurbete çalışmaya giden bir gence bir abilik yapmaya özen gösteriyordu. Onun iki aşkı vardı. Fotoğrafçılık ve eski bir arabası. Şantiyedeki iş saatleri dışında zamanın çoğunu ikinci aşkı, yani arabasının tamiri ve bakımı ile harcardı. Merakımı görüp birinci aşkının içine beni de dahil etti. Fotoğraf makinesini, fotoğraf çekmeyi ve karanlık odada fotoğrafı kağıda basmayı ondan öğrendim. Bütün gecemi harcayıp kağıda bastığım ilk fotoğraflarımı büyük bir heyecanla ona gösterdiğimde yırtıp çöpe atmam isteği karşısında şok olmuş, ilk ve en değerli dersimi o gün almıştım ondan. Tırnak içinde, bunların hepsi sadece denemedir. Başkalarına göstereceğin fotoğraf, seni en iyi şekilde gösteren resim olmalıdır. Bir daha okuyacağım. Unutulmaması gereken bir ders. Başkalarına göstereceğin fotoğraf, seni en iyi şekilde gösteren resim olmalıdır. Buradan etrafındaki gençlere gönüllerini kırmadan umutlarını ve hayallerini yeşertecek nitelikte gerçek hayat dersleri vermeyi kendilerine vazife edinen, edindikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşmayı kendilerine bir görev adleden Sadık Dobralara selam olsun. Mustafa Şenalp ile 20 yaşımda, 1979'da Londra'da tanıştım. Irak'ta çalıştığım Bahattin Gören firmasının Londra şubesini yürütüyordu. Bir yer ve iş bulana kadar ilk haftamı şubenin bekleme odasındaki koltukta geçirmemi sağlayan ve 3 yıl sonrasında kazanmış olduğum Boston'daki üniversiteye gidebilmem için vize işlemlerimde yardımcı olan Mustafa Şenalp, özellikle gurbet ellere düşen, insanına sahip çıkmanın gerekliliğini gösteren, göstermekten öte sahip çıkan bir şahsiyet olarak gönlümde ebediyen yaşayacak kahramanlarımdan biri olarak sonsuz yerini almıştır. Buradan olmadıkları zaman ve yerde sefil olan, yanlış yerlerde yanlış insanlara takılıp hiç olan gençlerimiz olmasın diye, gençliğimize ve insanımıza sahip çıkan bütün Mustafa Şenaplere selam olsun. Selam olsun bu insanlara. Uzun lafın kısası diyeceğim şudur ki, 7 yıldız başarı ödüllerinin amacı sadece bir kazanan ortaya çıkartmak değil. Aksine bir toplumun, Türk milletinin, Türk'ün yaşam ve dünya anlayışının kazanmasına yol açacak bir denklem oluşturmaktır. Gerçek başarı için Bahri Özdemirlerin, Gülgüzel Hanimlerin, Süheyla, Orhan, Zerrin ve Doğan Alnarların, Sadık Dobraların, Mustafa Şenaplerin olduğu bir ortamı yaratmak ve gençlerimizi bugün
sivil toplum kuruluşu olarak görev yapan sizlerle, başarılı Türk kadını olarak ortaya çıkan sizlerle, başarılı iş adamları olmayı başaran siz değerli insanlarımızla tanıştırmak, bir ağ oluşturmanızı ve birbirlerinize sahip çıkmanızı sağlamaktır. Dolayısıyla 7 Yıldız Başarı Ödülleri'nde herkes kazançlı çıkmıştır diye düşünüyorum. Verilen maddi ödül gerçek kazanılan değer olarak görülmemelidir. Gerçek kazanılan değer ilerleyen günlerde kendisini gösterecek ve gerçek manada bir millet olarak bizleri yükseklere çıkartacak yeni icatların, yeni değerlerin sadece 7 yıldızın değil, daha nice yeni yıldızların önünü açmış olacaktır. Bugün herkes kazanmıştır. Birkaçımız maddi bir ödül elde ederken, diğerlerimiz değer biçilmeyecek tecrübe kazanmış, bağlantılar kurmuş, hayallerimizi kararlılıkla takip etmenin gerekliliğini görmüş, en değerli hazinenin gerçekte hayallerimiz olduğu idrakına varmıştır. Ve bunlardan daha da önemlisi, bugün öyle umuyorum ki dostluk kazanmıştır. Ne mutlu önce dostluk diyen ve dost olabilene, ne mutlu Türk'üm diyene.